Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size çok önem verdiğimiz bir molekülü hikayesini anlatacağız. Güzel bir hikaye. Zor, engebeli, böyle büyük arkadaşlar, meşakkatli bir yol ve tamamen sizin kanınızın pH'ını ayarlamak için yapılıyor bu hikaye. Karbondioksit bir hikaye de aslında bir destan yazıyor arkadaşlar. Yazdığı destandan dünyanın haberi var, herkesin haberi var. Ama kimsenin umurunda değil. Karbondioksit deyince böyle tukaka diyoruz. Yani lan karbondioksit işte alt taraf. Oksijen deyince o oksijen. Vay oksijen, evet. Oksijen demek. Ama karbondioksit aslında taşınırken yaşadığı olaylarla size ne kadar faydalı bir molekül olduğunu gösteriyor. Nasıl taşınıyor? Şimdi şu molekül kendisi CO2 arkadaşlar. Kendisinin hayatında 3 yol var. Bir yol arkadaşlar direkt plazmada çözülmek. Plazmada çözülmek. Plazmada çözülme gazların genel özelliği. Çok çözünmezler zaten. Az çözünürler arkadaşlar. Zannedersem yaklaşık %7'si karbondioksit abimizin plazmadaki sıvıda çözünüyor. Ancak hemoglobine de bağlanabiliyor. Hemoglobine bağlanıyor CO2 ve ismi ne oluyor? Karboksihemoglobin olmuyor. Küser. Ona karboksihemoglobin derseniz küser. O oksijen mi de oksihemoglobin olsun? Hayır. Nedir ismi onun? Karbamino hemoglobin. Karbamino da olabilir. Çok önemli değil. Hemoglobin. Bu da %23 dolaylarında taşınıyor. Geriye kalan %70'i ise işte esas meşakkatli, hepinizin izlerken gözlerinizi yaşartacak bir yolla taşınan arkadaşlar yol. Buradaysa arkadaşlar bir karbonat olarak taşınıyor. Bir karbonat. Kimyacısı HCO3 arkadaşlar. Da üstünde de ikisi olabilir. İşte böyle bir taşıma var. Şu ikisinin taşınmasında bir sıkıntı yok. İki yol çok basit bir yol. Üçüncü yol çok meşakkatli. Şimdi size o üçüncü yolu anlatmaya geldi sıra. Anlatalım arkadaşlar üçüncü yolu size. Nasıl taşınıyormuş bakalım. Şimdi dokuları düşünelim dokuda. Dokuda ne yapılır? Dokuda O2 solunum yapılır değil mi? O2'li solunum. Çünkü doku hücreleri oksijenli solunum enerji üretir. Oksijenli solunum sonucu ne ortaya çıkar? Karbondioksit. Bu gaz fazla olduğu yerden az olduğu yere gidecek. İşte karbondioksitin zulmü burada başlıyor. Karbondioksit dokudan nereye geçiyor arkadaşlar? Kan kılcalına geçiyor. Tabii bu kan kılcalı dokudaki kılcal arkadaşlar. Yani sorularda buna doku kılcalı diyebilirsin. Şimdi kan kılcalından plazmaya geçiyor. Arkadaşlar kan kılcalındaki plazmaya geçiyor. Plazmadan da arkadaşlar alyuvar içerisine giriyor. Alyuvar içerisine giriyor. Karbondioksit alyuvarın içerisine girdikten sonra asıl zulüm orada başlıyor aslında. Çünkü karbondioksit diyorlar ki ey karbondioksit sen karbondioksit olarak taşınamazsın. Nasıl bir Polat Alemdar düşünün. Polat Alemdar Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünde arkadaşlar Ali Canan mıydı? Ali Candan mı? Öyle bir ismi vardı arkadaşlar. İşte o Ali arkadaşlar ismini değiştiriyor, cismini değiştiriyor, yüzünü değiştiriyor ve hayatına Polat Alemdar olarak devam ediyor. Veya Ezel Ömerken yüzünü değiştirerek hayata Ezel olarak devam ediyor. İşte karbondioksit de yüzünü değiştirecek arkadaşlar. Karbondioksit önce suyla karbonik anhidraz enzimi sayesinde birleşerek karbonik asite dönüşüyor. Yani karbondioksite diyorlar ki kardeş sen karbondioksit olarak taşınamazsın. Sana karbonik anhidraz enziminin doktorla karbonik anhidraz enzimi ne yapıyor? Karbondioksitte bir ameliyat yapıyor ve onu karbonik asite dönüştürüyor. Bu böyle kalsa yine iyi. Karbonik asit de yerinde durmuyor. O da suda çözünerek H artı artı HCO3'e dönüşüyor. Yani karbondioksiti paramparça yapıyorlar arkadaşlar. Kendinden geçiriyorlar. Daha bitmedi. H artıyı alyuvardaki hemoglobinler tutuyor. H artının büyük bir kısmı hemoglobinler tarafından tutuluyor ki plazmaya geçip asitliği aşırı arttırmasın diye. Hem bu sayede kanın pH'i de ayarlanmış oluyor. Bir karbonatı da alyuvarlar işi bittikten sonra kapı dışarı ediyor. Kapı dışarı derken arkadaşlar hücre zarından dışarı atıyor ve nereye? Plazmaya gönderiyor.
ve bikarbonatlar ta alveoli kılcallarına kadar, yani akciğere kadar, alveoli kılcallarına kadar arkadaşlar plazmada taşınıyor. Ve daha sonra bikarbonata diyorlar ki emir büyük yerden zaten girecek, eli mahkum. Diyor ki alveolin içerisine gir. E ne oluyor? HCO3 alveolin içerisine giriyor arkadaşlar. Alveolin içerisine girdikten sonra HCO3'ün girmesiyle hemoglobinler H artıları bırakıyor. Ve HCO3 H artıyla birleşerek karbonik asiti tekrar oluşturuyor. Karbonik asitten sonra ise arkadaşlar bu sefer devreye şuradaki karbonik anidaz enzimi girerek tekrardan karbondioksit ve suyu oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Tabi olayların hepsi alveolin içerisinde alveol kılcallarında gerçekleşiyor. Yani karbondioksitle arkadaşlar oynuyorlar ya. Kah böyle taşın, kah şöyle taşın diye. Yani dokuda bir karbonata dönüşüyor. Daha sonra alveol kılcalına gelince tekrar karbondioksite dönüşüyor. Ve ondan sonra vücut diyor ki ey karbondioksit senin yolun buraya kadar diyorlar. Ve karbondioksiti alveol boşluğuna postalıyorlar. E alveol boşluğundan nereye gidiyor arkadaşlar? Alveol boşluğundan bronşa, bronşçuktan bronşa, bronştan soluk borusuna, soluk borusundan gırtlağa, gırtlaktan yutağa, yutaktan ağız veya buruna, burun diyelim, burundan da dışarıya. Ve karbondioksitin vücudumuzdaki arkadaşlar ömrü tamamlanmış oluyor. İşte biz karbondioksiti sırf kanımızın pH'i düzgün olsun diye, asitliği, bazlığı değişmesin diye, yaşayabilirim diye vücudumuz böyle taşımak zorunda kalıyor. Ve siz karbondioksite olan minnetinizi hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Oksijen gibi değil. Oksijen sadece hemoglobine bağlıyor. Çok az miktarda da plazmada taşınıyor. Ama karbondioksit neler yaşıyor? Karbonik asite dönüşüyor, bir karbonata dönüşüyor, H artısını başkası tutuyor, sen git lan diyor, ben H artını aldım diyor. Bir karbonatı plazmaya yolluyorlar, H artıyla bir karbonatı birbirinden ayırıyorlar. Sevenler ayırıyor gibi. Ta alveol kılcallarına kadar sevdiğinden ayırıyorlar. Plazmada taşınıyor. Sonra alveol kılcallarında sevdiğiyle buluşuyor. Ondan sonra da kapı dışarı ediyorlar. Böyle hazin bir hikayesi var arkadaşlar. Evet. Some Biology Problems'ta böyle bir problemimiz vardı. Problemi çözebilirsek ne mutlu. Hepinize iyi çalışmalar.